ekranlarınızın başında ya da herhangi bir gün trafikte beni izlerken ya da dinlerken. Çünkü biliyorum bazen diyorsunuz ki trafikteyim, hemen açıyorum programınızı internet üzerinden. Bütün programları izleye izleye, dinleye dinleye trafikte gidiyorum diyorsunuz. Her nereden programı izlemeye başladıysanız çok güzel bir arkadaş sohbetine denk geldiniz. Tadını çıkartın. Ama kariyerinden çok aslında ilgi alanları üzerine konuşmak istediğim bir arkadaşım var bugün. Doğayı çok seven, toprağı çok seven, yine aslında en önemli, en ihtiyacımız olan şeyi yapan aslında. Yaşadığı dünyaya iyi gelmeyi hedefleyen oyuncu ve sunucu bir arkadaşımı ağırlayacağım bugün. Aslında bunu niye önemsiyorum? Çünkü bir sanatçıyı, sevdiğiniz, beğendiğiniz, takip ettiğiniz bir sanatçının dünyaya iyi gelen hallerini bilmek, belki de hayranı olduğunuz için, aa o yapıyorsa ben niye yapmıyorum dedirtecektir size diye düşünüyorum. O yüzden bu sohbeti fazlasıyla önemsiyorum. Doğal olarak peşinden gideceğimiz cümle de biraz sanatıyla değil ama ilgi alanıyla alakalı oldu. Hepimizin bir annesi vardır. Toprak demiş Victor Hugo. Tabii ki kendi annelerimiz var ama en büyük annemiz toprak annemiz diye düşünüyorum. Sevgili Tansel Öngel de öyle düşünüyor. Hoş geldin Tansel. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hep seni böyle güler yüzlü ve dingin görüyorum. Yani dimağımda da hep öyle bir halin var. Hani evet. Özel hayatımda da denk geldiğimizde. Hep böyle bir dingin. İşte kişisel gelişimciler ya da işte meditasyonla ilgilenenler için merkezinde dedikleri tırnak içinde o. Hani merkezinde ve böyle kolay kolay etkilenmeyen etraftan, sözlerden falan. Böyle çabuk sinirlenmez gibi bir hal. Doğru mu yoksa bir şey mi bu? Perde mi? Hayır, perde değil. Önceden çok çabuk sinirlenirdim. Sebeplerini buldum, ortadan kaldırdım. Önceden çevredeki etkilerden çok çabuk etkilenirdim. Çünkü açık enerjiye inanıyorum. Açık enerji olunması gerektiğine inanıyorum. Ama karşımdakinin ben olduğumu fark etmeye başladıktan itibaren, yani benim yansımalarım ya da onun yansımalarından biri olduğumu fark etmeye başladıktan itibaren her şey çok sakinleşti. Bunu nasıl anladın? Anadolu'nun öz kültürüyle anlayabiliyorsunuz bunu. Bu topraklar çok kutsal topraklar. 72 milletin tek imbikten beslendiği ve müthiş bir hoşgörünün aslında hakim olduğu topraklar. Bunu ancak kendi içinizdeki bilgiyi açığa çıkartmaya başladığınızda anlayabiliyorsunuz ancak. Ben çok şanslıydım çünkü yepyeni bir hayatı yaşadığımı düşünüyorum ve bu hayat bana yeniden hediye edildiği için çok mutluyum. Bilmediğim bir şeyden bahsediyorsun gibi geldi. Şimdi eskiden çok sinirliydin. Çabuk sinirleniyordun, daha doğrusu. Yanlış cümlede kullanmak istemiyorum. Eskiden çabuk sinirleniyordun. Sonra bir şey oldu ve tekrar sanki böyle bir kaza geçirdin de tekrar hayatı yaşıyormuşsun gibi anlıyorum ama değil. Değil. Nasıl? Yani şöyle bir şey. Ben çok uzun süre tasavvufla ilgilendim ve hani bir sürü okuma yaptım. Tamam. Fakat bunun kitaptan değil, topraktan, insandan öğrenilebileceğini fark ettiğim andan itibaren herkese sanki öğretmenimmiş gibi bakmaya başladım. O zaman herkesten bir şey öğrenmeye başladım. Kendimle ilgili, hayatla ilgili, Tanrı'yla ilgili, doğayla ilgili. O zaman işte önümde bir sürü kapı açılmaya başladı. Ve bu kapılar ardına kadar açılıp ben kendimi böyle çok sakin, çok dingin bir yerde buldum. Çünkü hangi duygu niye yaşadığımı fark etmeye başladıktan sonra ve bunun gerçeğini kovaladığım zaman, bununla yüzleşmeyi seçtiğim zaman hiçbir şeyi örtülü kalmadı içimde. Bütün hatalarımla, bütün efendime söyleyeyim hatalı eğilimlerimle, kusurlarımla yüzleşmeyi tercih ettim bunu örtmek yerine. Şimdi mesela bir kadının kendini geliştirmesi, okuması, değişmesi, dönüşmesi bana daha cazip geliyor da bir erkeğin buna hani kafa yorup ben buradan değişeceğim ve dönüşeceğim deyip kitaplardan bunu buluyor olması çok rastladığımız bir şey değil. Aile mi çok okurdu, kitapların arasında mı büyüdün yoksa bu meslekten ötürü mü? Çünkü kitapta şifa bulmak çok ciddi bir bence kültür. Ve hani daha kadınların yapabildiği bir şeymiş gibi geliyor bana. O yüzden şaşırdığım için soruyorum. Nasıl oldu bu?
Benim annem babam öğretmen, evet, kitapların arasında biliyorum ama kitap okuyabilen bir çocuk değilim. Çünkü bende bir şey bozukluğu var yani, dikkat odaklama sıkıntısı var. Bunu da bir doktorla fark etmedim. Konservatuara girdiğimde oyun okumam lazım ama okuyamıyorum Ceyda, yani okuyamıyorum. Çünkü 10. sayfaya geldiğim zaman sıkılıyorum yani ve dikkatim başka bir şeye geliyor. Ses duyuyorum, müzik sesi duyuyorum. Mesela gidiyorum işte efendim orkestra dersi dinliyorum falan. Ben bunu nasıl yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl yapacağım? Gerçekten çok uğraşa didine okuldaki 4 yılımda galiba dünya klasiklerinin tamamını, işte felsefe okumalarının çok önemli bir kısmını. Hatta okuyamadığın için bunları mı okumaya başladın? Okuyamadığım için bunları bilmek zorunda olduğumu hissedip okumaya başladım ve o okuma o kadar hızlıydı ki ben günde 2 ya da 3 saat uyuyordum zaten ve sürekli kitap okuyordum. Yani öyle böyle değil yani, kendimi kapatıyordum, kitap okuyordum ama bir süre sonra teori kitaplar okuyamamaya başladım, romanlar okumaya başladım. O zaman da dünyanın en güzel dilinin Türkçe olduğunu fark ettim. Çünkü bizim dilimiz o kadar harika bir dil ki metaforlar ve efendime söyleyeyim çağrışımlara çok müsait bir dildi. Ve ben işte Yaşar Kemal'ler, efendime söyleyeyim Orhan Pamuk'lar, ne kadar Türk klasiği, ne kadar bizi yurt dışında temsil etmiş inanılmaz eserler varsa önce onlardan başlayıp sonra diğer romanlara geçtim. Sonra da kitaplardan aslında çok sınırlı şeyler öğrenebileceğimi fark edip insanların birer kitap olduğunu fark ettim. O zaman da karşımdakini bütün açıklığımla, bütün açık duygularımla analiz etmeye uğraştım, tanımaya uğraştım ama gerçekten samimi bir şekilde tanımaya uğraştım. Ve şunu gördüm ki benim ne kadar hatam varsa onun da o kadar hatası var. İşte ben ne kadar içimde güzellik taşıyorsam o da o kadar güzellik taşıyor. Sonra bir baktım ki herkes aslında çok güzel. Ve herkes de beğenilesi, övülesi bir taraf var. Ve bizim bunu açığa çıkartmamız lazım. Yoksa öbür türlüsü çok kolay. Eleştirmek kendini iyileştirmektir diye bir laf var. Evet ama mesela bu koşulsuz sevgi gibi mi? Öyle mi anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Yani severek mi başlıyorsun ilişkilerinde evet. önce? Sonra kırılırsan ve bir yanlış görürsen yok mu sayıyorsun Yo, mesela? Ne oluyor? Kırılacak ve yanıldığını düşünecek şeyi gördüğün zaman bunu keşfetmelisin. Keşfettiğin zaman aslında hiçbir zaman kırılmayacağını anlıyorsun. Nasıl, anlatır mısın? Çok gerçekten merak ettim şu anda. Bak, bunu. Şöyle. Biri seni kıracak bir şey yaptı. Güvenimi sarstı mesela. Eylemler güvenimi sarstı. Evet. Neden güvenimi sarstığını soruyorum önce. Diyorum ki neden benim güvenimi sarsacak bu soruyorsun? Şeyi yaptı? Kendime soruyorum. Ha, kendine soruyorsun. Diyorum ki neden benim güvenimi sarsacak şeyi yaptı? Tamam. Altını kazıdığım zaman altından muhakkak bir çocukluk hikayesi çıkıyor. Tamam. Mutlaka. Ve o çocuğa ben baba değilim biliyorsun ama işte hani hayvanlarla, bitkilerle hemhal olabiliyorum. O çocuğa, bir çocuğa nasıl yaklaşıyorsan, bir çocuğa nasıl kızamazsan. Mesela Ali'ye ben nasıl kızayım ben yani, anladın mı? Evet, Ali evet. gelse benim kulağımı çekse mesela, ben bundan çok büyük bir şey yaparım. Eğlence. Eğlence çıkartırım. Şimdi insanlarla da böyle bir bağ kurmaya başladıktan sonra kimse senin güvenini falan sarsmıyor. Çünkü güven denilen şeyin ona hissettiğin duygu değil, kendine hissettiğin duygu olduğunu fark ediyorsun. Ben de böyle kişisel gelişimci gibi burada. Kişisel gelişim değil, bu hayata bakış ve aslında çok ihtiyacımız olan bir şey konuşuyorsun şu anda. Çünkü ben trafikte bile birbiriyle yani kavga eden ve birbirine çok büyük saygısızlıklar yapan, birbirini tanımayan insanları çok sık gördüğüm için mesela o bile, bırak tanıdığın birinin güvenini zedeleyen bir hareket yapmasını, artık tahammülümüz ve takatimiz yok ve baktığın yer bizim çok unuttuğumuz bir yer aslına bakarsan. O yüzden çok önemli buldum. Kişisel gelişim değil, bu senin kendini çıkarttığın bir yol. Evet, oradan kesinlikle. Çıktın. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir örnek bu. Ben mesela yani yayından çıkıp trafiğe giriyorum, köprü yoluna giriyorum. Yani bunu da her seferinde sosyal medyada paylaşmaktan da yorulmadım. Tek bir sıra var kardeşim yani. Oraya en baştan gireceksin ve bekleyeceksin o sırayı köprüye dahil olana kadar. Hayır, en soldan hepimizi solluyor. Tam çatala gelip birinin önüne kırıyor arabayı. O ona yol vermeyince de arabadan inip dövmeye kadar gidiyor. O yolu vermedi diye ona. Şimdi ben mesela burada senin gibi çocukluğunda vardır bunun bir şey. Hadi sakin olalım diyemiyorum mesela. En basiti bu. Çok dostluğa haklısın. Giremedim daha bak. Çok haklısın. Ama bak, bizim unuttuğumuz gerçek değer bu, neden dolayı böyle oluyor. Hoşgörü dediğimiz tıpkı gönül gibi başka bir dile çevirmekte çok zorlandığımız bir kelime. Hoşgörü. Evet. Hoş görmek. Ne yapacaksın yani, hadi geçsin gitsin mi diyeceksin? 30 tane geçse 30'un adamı yol vereceksin. Bu dediğin şey bir kuralla ilgili kurulan ilişki biçimi.
biz kurallara çok riayet edebilen bir toplum değiliz. Şuradan baktığımız zaman o kurala riayet ederse çok rahatsız olacak. Bu gece belki de uyuyamayacak diye bakarsan mesela onun bu hareketi yapmasına hoş görebilirsin bence. Evet ama işte hepimizin çok unuttuğu çok önemli bir detay bu. Ama hatırlamak zorundayız Ceyda. Kesinlikle çünkü, o yüzden soruyorum. Çünkü bunu. Sen bir annesin, ben sana çok büyük hayranlık duyuyorum. Eşinde ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Evet evet. Bence örnek alınması bir kadınsın ve bu kadar güçlü, bu kadar şahane şekilde hiçbir şeye ihtiyaç duymadığın halde eşinle müthiş harika şeylere imza atıyorsunuz. Şimdi ben bunu görüp görmezden gelmeye başladığım anda, buna gerekli iltifatı göstermemeye başladığım andan itibaren içimdeki bir şey kapanıyor. Bunu görüyorsan, bunu gördüğün her yerde onun ihtiyaç duyduğunu düşünüp düşünmeden söyleyebilmeliyiz. Hepimiz birbirimize. Hepimiz birbirimizde övülecek şeyleri övmeye başlayarak başlamalıyız hayata. Her sabah bununla uyanmalıyız. Gerçekten söylüyorum bunu. Ya benim de tabii ki bir dünyada bir duruşum var. Birisi benimle aynı şekilde durmuyor diye onu kendimden uzaklaştırma cüretini ben gösteremem artık. Evet. Çünkü birini ne kadar uzağa koyarsan sevgiden o kadar uzaklaşırsın. Ve eğer sevgiden uzaklaşırsan öz bilgiden uzaklaşırsın. Evet. Öz bilgiden uzaklaşırsan kendi insanlığından uzaklaşırsın. Şimdi İstanbul gibi 20 milyonun yaşadığı bir şehirde sürekli canhıraş koşturduğumuz için bunu zaman zaman biz unutuyoruz. Ama hatırlamaya mecburuz. Hatırlamak zorundayız. Eğer biz hatırlamazsak bize doğa bunu hatırlatacak. Doğayla ilgili bir şey söylemişsin, hemen onu sormak istiyorum. Bahçende solucanlar varmış, onları galiba istemeden zarar vermişsin. Doğru mu bu hikaye? Ya benim o zaman Kadıköy'de oturuyordum, böyle 120 metrekare bir bahçem vardı, tarım yapıyordum orada ben. Domates, tamam. Salatalık, biber falan yetiştiriyordum. Tamam. Solucan değil de sümüklü böcek ve salyangoz. Tamam. Bir şehir çocuğu olarak salyangozları nasıl kovulacağını bilmiyorum tabii yani. Tabii hani ben ekmeği biliyorum. Ekiyorum, suluyorum falan. Dediler ki bir tane ilaç var işte, onu alırsan salyangoz kalmaz. Ben düşünemedim öleceğini. Ha, gider diye düşündüm. Tabii ben dediler ki tarlanın sınırında mavi bir ilaç var, onu dök. Tamam. Salyangoz yaklaşmaz. Ben ne bileyim öleceklerini. Yahu ama bir gece içinde de salyangozlar benim 16 fidelere biberimi yediler. Biber fide mi? Ama ya ata tohumuydu ya, çok kıymetliydi, anladın mı? Evet. Ben onu çoğaltacaktım, komşulara yayacaktım, isteyene verecektim filan. Neyse onun şeyiyle vay be vay keratalar, ahlaksız hayvanlar sizi filan diyerek onu döktüm. Ceyda hayatımda ben yani çok az bu kadar kötü olmuşumdur. Ya o kadar çoklardı ki ölü. Aşkım. Böyle elim ayağım titredi işte. Dedim yani bana bu ilacı önerenlerle gittim. Dedim ki neden sonucun bu olacağını bana söylemediniz? Ah ya. Yani ben biraz saf bir adamımdır yani, bunu düşünemedim. Ama söyleseydiniz bunlar ölecekti. Ve ne oldu biliyor musun? O yıl hani hatırlıyor musun? Kadıköy'de Haydarpaşa'da bir minare yıldırımdan hani oldu. Evet. Üst tarafı uçtu. Evet. O gün annem, ablam, bende ve köpeğim var işte Ares. Bahçeye yıldırım düştü. Ve en küçüğü yanlış hatırlamıyorsam 20 metre olan 3 tane bizim bahçede dev bir ceviz ağacı vardı. Ceviz dalları, bir tanesi 30 metre, bir tanesi 20 küsur metre, bir tanesi en az 17 metreydi. Ve annemler bahçedelermiş. Yani ortalığı topluyorlarmış ve yıldırım düşmüş. Ben bunun bir işaret olduğunu düşündüm. Bana deli diyebilirler. İsteyen herkes deli diyebilir. Yo, hemen kabul ederim. Bence doğa hepimizle konuşuyor evet. Ya. Benim doğadan bilinçsizce aldığım şey konusunda bana uyarıda bulundu bence. Ben de öyle düşünüyorum. Ve geldim, şükrettim. Anneme sarıldım, öptüm. Ablama dedim ki aman bir şey olmadı. Ares zaten işte hayvancağız. Panik oldu. Panik değil. Şimdi bu hani dünyada her şey bir dediğim bu. Ağacın yani ağaçtan parça kopmasına hayvanın verdiği tepkiye inanamazsın. Nasıl bir ağlamak biliyor musun? Aşkım. Mesela Ares ağaç budayıcılara saldırmaya çalışırdı. Zarar verdiğini düşünerek mi? Çünkü bence onlar frekanstan birbirleriyle anlaşıyorlar. Neyse dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ben tarım yapmaya devam edeceğim. Bunu da böyle ne oldu biliyor musun? Hiçbir zarar vermeden uzaklaştırma yöntemini buldum. Şöyle salyangozları araştırdım. Ne kadar metrekare alanda yaşıyorlar diye. Habitatları 20 adım.
20 adım mı? 20 adım habitatları. Yani sen bir salyangozu al, 20 adım say, oraya getir, bir daha buraya gelemiyor. Aman. Çünkü habitatı o kadar onun. O çok güzel. Bunlar neden hoşlanıyorlar? Arpa suyundan hoşlanıyor. Gittim, onları döktüm böyle şeylere, taslara. Evet. Salyangozlar ertesi gün onun tepesindelerdi. Aldım, 20 adım saydım ve her gün bunu yaptım. Besledin onları. 20 adım, 30 adım götürdüm, bıraktım, götürdüm, bıraktım. Ve sonra ben o ata tohumlarından biber fidesi de elde ettim. Efendime söyleyeyim, domateslerimi de çoğalttım. Komşular inanmıyorlardı, ya burada tarım mı olur diyorlardı. İşte efendime söyleyeyim, hepsine işte haftada bir menemenlik domatesler dağıttım. Ve çok şey öğrenmiş oldum bundan. Çünkü birinci görevimiz insanlığı bir adım daha ileriye götürmek yaptığımız eylemlerle. Yani ben babamdan daha ileriye taşıyacağım bu bayrağı, medeniyeti, kültürü, neyse iletişimi, sevgiyi. İkinci görevimiz dünyaya en az zarar vererek buradan gitmek. Çünkü hepimiz gideceğiz, gitmeyecek hiç kimse. Tabii ki. Ama gidinceye kadar verdiğin zarar bence senin gitme şeklini bile etkiliyor. Çünkü bu bir bütün. Biz bir bütünün küçücük bir parçasıyız. Ama bu küçücük parça o kadar önemli ki, evet. O kadar önemli ki yani... Her kötülükte bir iyilik var. Mesela pandemide hepimiz evlere kapandık. Ya ozon tabakası 1,5 yılda deliğini kapattı. Şimdi bundan hala ders almayacak mıyız? Gerçekten almayacak mıyız dersleri? Yani hala insanlık dünyaya ve dünyanın kuruluşuna uygun yeni bir sistem bulmak zorunda. Bulmak zorundayız. Bence de. Başka bir yolumuz yok. Yoksa bu misafirlik çok uzun sürmeyecek insanlık için burada. Bence de işte verdiğimiz zarardan çok fayda sağlasak daha kıymetli bir yere gidecek, evet. Hikaye kesinlikle. Bize gelirken de meyve ağacı getirmiştim fidan. Büyüdü, kocaman oldu. Yeah. Evet. Ama o benim şeyim, ben birine hediye olarak ancak ağaç götürebiliyorum. Evet. O zaman çok mutlu oluyorum. Bahçemizde büyüdü, elmaydı senin bize getirdiğimiz, yeah. Elmayı seçmiştik. Evet, doğru. Meyvesini bile yedik yani, öyle söyleyeyim. Peki şimdi biraz da mesleğine dönelim. Olur. Oyunculuk dışında sunuculukta da seni sıkça görmeye başladık. Evet. Mesela senin mizacını ben sunucu olarak görmeyi hiç beklemezdim. Sen kendinde böyle bir potansiyeli gerçekten gördün mü? Yoksa biri arkadan seni itti ve bir dakika deyip ve evet bunun da en iyisini yapmalıyım dedin ve böyle bir şey mi oldu? Çok merak ediyorum. Ya yıllarca ben sunuculuk yapmak istediğimi söyledim ve kimse bana inanmadı. Evet, ben de inanmazdım tam yani, ama ben bu bir... iyi konuşmuyorsun diye değil, asla yanlış anlama. Çok güzel bir Türkçen var ve çok güzel konuşuyorsun ama mizacın sanki böyle hani hele ki sunduğun program. Yani bana sorsalar kim sunsun erkek sunucu diye herhalde en son seni söylerdim. Ama sonra dedim Tansel sunucuymuş. Şaşkınlık içinde izledim. Sen nasıl bunu hissettin içinde? Şöyle, ben bir şeyleri yönlendirmeyi, yönetebilmeyi çok seviyorum. Yani terazi burcu olmama rağmen bu bir aslan özelliği ama benim Mars'ım aslan. Ha, biliyorsun onları da. Ha tabii biliyorum, bilirim. Wow. Yükselen? Yükselen de terazi. Benim her şeyim terazi. Sadece Mars aslan. O da sunucu yapıyor. Pardon, Venüs aslan. Venüs. O da yönetmeyi getiriyor. Ben mesela yönetilemiyorum. O yüzden özel ilişkilerim çok problemli oluyor. Ben yönetilmeye başladığımı hissettiğim anda hemen oradan uzaklaşmam lazım. Yoksa şey oluyor, içimdeki aslan açığa çıkıyor gerçekten. Ben yönetici istemem mesela. Otorite kabul edemem. O yüzden de bir şey sunmak benim için çok kolay. Çünkü oranın otoritesi sen oluyorsun bir anda. Evet. Ve kendi benliğinin önemi değil de sunduğun şeyin önemini ben anladığımı düşünüyorum. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Yani oyunculukla ilgili bir şey söylesen sen bana, belki ben biraz utanırım ama sunuculukla ilgili söyleyeceğin şeyden hiç utanmam. Çünkü ben bu işi çok iyi yaptığımı biliyorum. Ne kadar gerçekten güzel bir böyle. Şey bu. Ama bu ukalaca bir yerden söylemiyorum. Yo, bildiğin... O kadar keyif alıyorum ki bir şey sunmaktan. Tabii ki. Çünkü bir şey sunarken... bir başka sunucu da onu sunsa muhakkak çok kıymetli şeyler söyler ama onu şereflendirerek sunmaktan çok zevk alıyorum. İnsanların unuttuğu bu özelliği yeniden hatırlatmak istiyorum sunuculuk yaparken. Bir şeyin kötü tarafından değil, iyi tarafından bakmamız gerektiğini ve o iyi tarafından baktıkça onun iyileşeceğini. Bir tane belgesel var, ya ben de seni konuşturmuyorum ama. Hayır, sen konuş diye buradasın, ben zaten çok konuşuyorum, yeterince hiç gerek yok. Yüz İnsan diye bir belgesel var. Sirkten, şimdi 100 tane adamla bir anlaşma yapıyorlar, tamam mı? Biz sizin üstünüzde bir takım deneyler yapacağız diyorlar. İzniniz var mı? İznimiz var. İşte bunları bazen iki gruba bölüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir deney de şu, 10 tane gönüllü seçiyorlar. Diyorlar ki sirkten bir eğitmen geldi. Tabak çevirmeyi öğreneceksiniz 3 gün içinde ya da bir hafta içinde. Çıkıyorlar, ilk tabağı eline alıp
5-6 saniye çevirebilene sirkten gelen hocaya diyorlar ki, eğiliyorlar, buna kötü tenkit yapacaksın. Diyor ki sen yeteneksizsin, sen beceriksizsin, bu ne yahu, ben senin sirkimde temizlikçi yapmam falan türünde bir şeyler. Oo. Belki de ben kafadan atıyorum lafları ama buna benzer bir. Yani özgüven yok edici, evet, laflar. En iyi olan en kötü oluyor 3 gün içinde. Çünkü kötü tenkit ediliyor. Ama bak ben kötü tenkit için demedim. Yok, baştan yok söyleyeyim senin sunuculukla ilgili yorumunda şunu demek istedim. Sen çok böyle naifsin ve sakinsin ya, o beni şaşırttı. Yok. Enerjin çiçek gibi açıyor ya, ya o yüzden dedim. Yoksa öyle değil. Senin sözünün üstüne söylemiyorum. Hayır, ben başka hayır. Şey... Ben söyleyeyim de ben buralardan çok hassas bir tipim. Yok. Yanlış anlaşılmayayım. Ya tamam, senin peki beni ne kadar çok sevdiğini, evet, biliyorum. Ailece beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Sen asla, evet, böyle bir şey söylemezsin. Aynen, benimle gurur duyarsın. Hayır, biliyorum ben onu yani. Böyle şeylerde çok tedirgin olurum. Yok, ben sunuculukta yaptığım şeyden bahsediyorum şimdi aynen sana. Şimdi bu en iyi yapan en kötü en oldu. En kötü oldu. Sonra en kötü yapan 5 saniye çevirebilmeye başladı. Çünkü ona sürekli pozitif. Aa çok iyi olacaksın. İşte belki de sirkimi alacağım seni. Şöyle olacak, böyle olacak. Ve iyi mi oluyor? Ve kötü olan iyi olmaya başladı bu 6-7 kişi arası, 10 kişi arasında. Ay izleyeceğim bunu. Sonra bir hafta sonra dediler ki tamam şimdi eskiye dönüyoruz. O en iyi olana dedi ki biz seninle oyun oynamıştık. Sen en iyisisin buranın. Ve pozitif tenkite başladılar ve kız 30 saniye çevirdi. Öbür kötü olan da iyi tenkitte bulunuldu, yani iyi eleştirde bulunulduğu için, teşvik edici şekilde cesaretlendirildiği için o da 10 saniye çevirdi. Aa. Şimdi bu benim hayatımı değiştiren bir bilgi. Evet. Ben sunuculuk yaparken işte oradaki sirke yeteneği olan, tabak çevirmeye yetenekli olduğuna inandığımız kıza doğru yapılması gereken şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani bir şey sunarken yapılan güzelliği açığa çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden sunuculuk yapmayı çok seviyorum. Evet, ve hep de yapmak istiyorum. Yani çünkü bu çok yapılmaya değer bir alan. Evet. Değer haklısın bir alan. Çok kıymetli sunucularımız var. Sen de yıllardır bu işi çok profesyonelce yapıyorsun. Neden kıymetli sunucularımız var biliyor musun? Senin yaptığın şey de o. İçindeki sevgiyi yansıttığın, evet, zaman sunduğun şeye o sunulan şey de bundan güzelleşiyor. Evet. Bundan nasipleniyor ve bu, evet, bu yayılıyor. Bizim işimiz güzellik yaymak. Evet. Ne olacak yani? Ben de böyle düşünüyorum. Peki şimdi var mı bir proje sunuculukla? Ya ben bu Maske Kimsin seni sunduktan sonra, evet, dedim ki ben bu işi bırakmayacağım. Teklifler geldi işte çeşitli kanallardan. Çok kıymetli kanal yöneticileriyle konuştuk falan ama ben dedim ki bir format oluşturmak istiyoruz biz. Ha. Sonra biz bir ekip, bir çok zeki bir yazar ekibi var. Bu insanlar 21 tane tutmuş yarışma programından bir algoritma çıkarttılar. Tamam. Dünyada ama. Tamam. Sonra biz bir yarışma yaptık ve format üretmeye başladık. Çünkü ben bir sunmak istiyorum, gerçekten sunmak yarışma istiyorum. Yarışma programı. Yarışma programı. Merak ettim şimdi. Neler bekliyoruz bunu bir merak ettim. Çok zevkli olacak. Bir de benim potansiyelim şöyle, evet ben çok dingin sakin görünüyorum ama yani hiperaktif enerjim var. Ben duramam bir yerde, 15 dakikadan daha fazla kaldığım çok mümkün değildir yani. Bir mekana oturalım, 15 dakika sonra bir şey olur ve kalkmak isterim. Ve... Aa, hiç de belli. Ben seni anlamamışım meğer yani. Aa, yok, şaşkınlık yok. Bu, içindeyim. Bu kendimi eğittiğim halim. Gerçekten mi? Sen bayağı afacan erkek çocuğuydun yani, öyle miydi? Sen deli misin? Evde bir sessizlik oluyorsa muhakkak başıma bir bela alıyorumdur yani. Bak bu sessizlik meselesi Ali'de de benim için. Şimdi Ali'nin sesini hep duyuyorum duyuyorum, sonra bir an sessizlik oluyor ya, öyle bir karikatür de var biliyorsun. Yani sessizliğe kalkan anneyim ben de. Sessizlik olduğu an böyle oluyorum. Bu sessizlik hiç iyi bir şey değil deyip kalkıyorum. Ya diyorlar herkes, yok bizim istediğimiz bir şey değil bu. Ben anne sesini duymuyorsam orada bir şey var. Allah'tan öyle çok büyük uç şeyler yapmıyor. Temkinli bir çocuk ama yani ya mutlaka bir resme dalmış oluyor ya bir şeyleri birbirine birleştirmiş oluyor. Yani orada aslında bir şey konsantre olmuş gitmiş oluyor ama o sessizlik, annenin de öyle miydi? Annem de öyleydi. Ne çektirmişindir kim bilir. Of. Deme yani, ya. Ne öğretmeniydi? İlkokul öğretmeni annem. Aşkım. Yani kadının benden çekti. Yani kesinlikle çok ulvi bir insan kendisi benim gibi bir evlatla uğraştığı için. Tek çocuk musun? Yok, bir de ablam var. O da öğretmen, edebiyat öğretmeni. Ay ne güzel, herkes öğretmen. Ha. Baba ne öğretmeni? Babam da ilkokul öğretmeniydi ama onu 2005'te uğurladık. Allah rahmet eylesin. Hakkı yürüdü işte. Öyle yani. Böyle ama işte ne bileyim, sunuculuk devam ederken oyunculuk da devam edecek. Şimdi senaryolar falan da okudu. Şimdi yeni işler bakacağız. Bakalım farklı bir şeyler arıyorum. Seviyor musun dizide olmayı ya da ne bileyim işte dijital mi daha iyi geliyor sana, yerel kanallar mı? Ben işimi mantıklı ölçüde, yani
inanılabilir senaryolarda farklı rolleri oynayabildiğim sürece her alanda çok seviyorum. Ha. Yani bir ayrımım yok, şunda olurum, bunda olmam diye. Ben ana kanallarda olmayı çok seviyorum. Çünkü ben TRT'de büyümüş bir çocuğum ve yani televizyonu açtığımda karşılaştığım insanlar hep beni mutlu etmişti. Ben de onlardan biri olmak istiyorum gençler için, ne bileyim bugünün aileleri için. Ve o yüzden de hep ulusal kanalda olmak istedim. Tabii ki dijitalde çok güzel şeyler yapılıyor, çok avantgard şeyler yapılıyor, çok öncü şeyler yapılıyor. Onların içinde olmayı da istiyoruz. Var öyle senaryolar elimizde, şimdi değerlendireceğiz. İçimize en sinirini seçeceğiz ama benim için önemli olan farklı karakterlerde olmak. O hoşuma gidiyor. Şaşırtmak çok hoşuma gidiyor. Tabii önemli bir şey bir oyuncu için. Peki tiyatro? Tiyatroda arayış içindeyiz. Yani bence pandemiden sonra tiyatro şahlanış dönemini daha geçmedi. Yavaş yavaş bir şeyler olmaya başlıyor. Ama ben bir de müzikle ilgileniyorum biliyorsunuz. Evet biliyorum. İşte bir şimdi Turna diye bir grubumuz var. Onunla müzik çalışmaları var. Ben bir takım dünya müziklerini sahiplerinden almaya dünyanın değişik yerlerine gidip anlaşmalar yapıyorum filan. Ne gibi? Ya şöyle Devşirme Şarkılar diye bir projemiz var. Tamam. İşte önce çevremizdeki ülkeler. Mesela Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna. Bu ülkelerdeki sevdiğim işte Suriye, Lübnan olabilir. Bu ülkelerden sevdiğimiz müziklerin bestecilerine ya da anonimse icracılarına ulaşıyoruz. Diyoruz ki biz bu müziklere Türkçe söz yazmak istiyoruz. Sonra da oturup Türkçe söz yazıp sadece Türk enstrümanlarıyla yorumluyoruz bunu. Yani onlar diyelim var ki... Var mı yaptığınız bir örnek? Şu anda kayıtları alınanlar var kayıtları ama daha piyasaya çıkarttığımız... Daha biz dinlemedik hiç yani değil mi? Yok hiç dinlemediniz. Tamam. Ama derdimiz şu, Türkçe söyleyeceğiz ve Türk enstrümanlarıyla söyleyeceğiz. O yüzden de 5 kişilik bir grubum var şimdi benim. Yani benim de içinde olduğum bir grup var. İşte Murat Dalkılıç sağ olsun bize destek oluyor. İşte o bir sürü aranjeyi o yapıyor falan. Çok kıymetli müzisyenler hepsi. Ben de çok mutlu oluyorum yani. Çünkü müzik çok yapmak istediğim bir şeydi. İşte niye yapmadıysam diye düşündüğüm bir alan ama günü bugünmüş. Müthiş bir şey bu. Aslında galiba kendini çok keşfettiğin. Evet. Ve yapmak istediğin her şeyi de böyle yavaş yavaş sıraya koyup yaptığın bir dönem evet. Görüyorum değil mi evet. Hayatında? Bir de şöyle Ceyda, ben değişime inanıyorum. İnsanın gelişebilirliğine inanıyorum. Mesela konservatuvardan arkadaşlarım beni gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü 20 yıl önce mezun olduk ve ben asla oradaki çocuk değilim. 10 yıl önceki arkadaşlarım şaşırıyorlar. 5 yıl önceki arkadaşlarım şaşırıyorlar. 3 yıl önceki arkadaşlarım şaşırıyorlar. İnan bana 2 yıl önceki arkadaşlarım da şaşırıyorlar ve ben bununla gurur duyuyorum. Çünkü beni 5 yıl önce tanıyan kişi gene aynı şeyleri yaptığımı görürse ben ilerleyemediğimi hissederim. Peki yani bu kadar şaşırtacak kadar değişmek de garip gelmiyor mu sana? Yani kötü anlamda sormuyorum hı-hı. Ama hani bu kadar şaşırmaktan kastım büyük bir şaşırma değil galiba ama değil mi? Yanlış mı anladım orayı? Yani mesela şöyle bir spor yapıyorum. O benim o sporun tutkunu olduğumu biliyor. Sonra başka bir spor yapıyorum. Diyor ki Allah Allah. Yani sen spora ne zaman başladın? Mesela atıyorum yani ben bundan 11 yıl önce boksa başladım. Ama boksta lisans alacak kadar çalıştım. Şimdi bunu konservatuvardaki bir arkadaşım duyduğu zaman ne diyorsun ya sen diyor. Ama mesela atıyorum ondan önce de ben yüzme ihtisasta, Trabzon yüzme ihtisasta lisanslı monopaletçiydim. Nasıl yani? Yani monopalet yaptığımı bilen birisi boks yaptığımı duyduğu zaman şaşırıyor. Ata biniyordum. Binici olarak bayağı engel mengel atlıyordum. Sonra birkaç kaza geçirdim. Bir süre ara verdim. Şimdi ata biniyorum ve ok atıyorum. Yani anlatabildim yani. Geleneksel okçuluk yapıyorum. Bunu 5 yıl önce yapmıyordum ama. Şimdi beni 5 yıl önce tanıyan alışkanlık, bunlar alışkanlık. Bir de bu yaptığın şeylerin senin üstünde verdiği bir etki var. Bir başka bir hal var. Bunu hiç mesela tartışamayız. Yani çünkü yaptığın şey sen olmaya başlıyorsun. Dünyada ben iyi kötü insana inanmam. İyi eyleme ya da kötü eyleme inanırım. Bir insan kendini iyi yapar ya da bir kendini kötü yapar. Bu kadardır. Ve bunlar nefes alma mesafesiyle değişebilirler. Dünyanın en kötü dediğin insanı bile iyi şeyler yapmaya başladığı zaman içindeki ilahi bilgi açığa çıkar ve güzellik yaymaya başlar. Evet, doğru. O yüzden de değişmekten korkmamak gerekiyor, gelişmekten korkmamak gerekiyor. Ve benim bu dünyadaki en büyük... ne diyeyim, insanın düşmanı olarak gördüğüm, en azından bu toprakların en büyük düşmanı fanatizm. Bu bir takım fanatizmi olsa bile.
Ben Galatasaray Spor Kulübü'nü desteklerken, Trabzon'da çalışırken Trabzonspor'un maçlarına gidip Trabzonspor'u desteklemeye başladım. Onun formasıyla. Ne güzel. Galatasaraylıyken Fenerbahçe boksta gittim, boks yaptım. Bu, kimse inanmadı buna. Yahu niye? Çünkü onun anlamını seviyorum ben. Bir arada bir şey yapmanın anlamını seviyorum. Bence de doğrusu bu ama. Yani fanatik bir şey bana da hiçbir zaman iyi gelmiyor açıkçası. O yüzden ne demek istediğini anlıyorum. Sana ayırdığım defterin bu sayfasına bir cümle rica edeceğim. Tıpkı ilkokul zamanlarımızdaki gibi. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayağına ederim. Sağlık. Dilerim istediğin ne güzel gibi sohbet olmuştur. Oldu. Umarım sevmişsindir sen de. Sana soracağım bu sorunun cevabını sosyal medyada yayınlayacağımız için programı kapadıktan sonra cevabı Tabii. alacağım. Aslında burada... Sana sormak istediğim şey bu değişmek dönüşmekle alakalı olabilir. Hı-hı. Seni seven gençler ve gençleri yetiştiren aileler bizi izliyor biliyorum çünkü. Hı-hı. Ve değişmek dönüşmek bazen aileleri ürküten bir şey. Çünkü Hı-hı. emniyet alanı, güven alanı oluyor bildiği Hı-hı. çocuğu büyütmek. Hı-hı. Halbuki evet insan gelişir, değişir ve dönüşür. Dolayısıyla bu kadar değişim ve dönüşümü bile isteye okuyarak, görerek, Hı-hı. öğrenerek yaşayan aslında bir genç olarak... Nedir değişmek ve dönüşmek? Neye yarar aslında ve neden bunu sevmeliyiz gibi bir şey soracağım. Kısacık tamam. bir cevabını isteyeceğim. Ayağına sağlık. Yarışma programını ve bütün projelerini heyecanla bekliyorum. Umarım tez zamanda da güzel bir tiyatro oyunu da izlemek nasip olsun. İnşallah. İyi ki geldin İnşallah. Tekrar ve tekrar. Sen de iyi ki varsın. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Canım arkadaşım Tansel'i ağırladığım için ben bugün çok mutluyum. Çünkü benim de ezberimde unuttuğum, artık yapamadığım, hayatın trafiğinde ve yoğunluğunda unuttuğum diyelim ya da unutmak istediğim bilmiyorum aslında. Bakarsanız bunu eve gidince bir kez daha düşüneceğim ama hoş görmek, birazcık daha az sinirlenmek ve evet aslında hepimizin küçük bir çocuk olan hallerimizi de birbirimize sıkça hatırlatmamız gerektiğini hayatın içinde ve hiçbir hatayı, hiçbir yanlışı bile isteye yapmadığımızı hatırlamak ve hatırlatmanın önemini bize bir kez daha hatırlattı diye düşünüyorum. Evet bugün cebimize koyacağımız en güzel cümle bu galiba. Hepimiz bir zamanlar çocuktuk ve hiçbir şey aslında bile isteye yapmıyoruz birilerinin kalbini kırıyorsak eğer yolculuğumuzda. Ve değişmek, dönüşmek önce kendimize ve sonra çevremize iyi geliyorsa bence de dünyanın en lezzetli şeyi hele ki kitapların peşinden giderek yapıyorsanız bu değişim ve dönüşüm. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın. Arkadaşım Tansel konuğumdu bugün. Doğa ile ilgili tasviri beni çok etkiledi. Kitaplarla bu kadar ilişki içinde olduğunu gerçekten bilmiyordum. Öğrendikleri çok önemliydi. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Gönlünün güzelliğinin yansıdığı her yerde aşk, sevgi, muhabbet her zaman ev sahibi olsun.